NATO'nun en eski komuta merkezlerinden biri İzmir'de. Komutanlara sorduğumuzda Napoli ve İzmir gibisi yok diyorlar. 60 yıllık ittifakın hep var olduğu iki şehir. Bayramdan hemen sonra İzmir'deki kara komuta merkezi önemli bir eşiği açtı. Daha bir yıl önce hava üssü olarak boşaltılan iki ofisten ibaret olan komuta merkezi bir senede %70 kapasiteyle çalışma etkinliğine ulaştı. Sadece CNN Türk'ün görüntülediği bu törende kara komutanlığının tepesindeki isim Kor General Frederick Ben Hodges hem görev yapan 23 ülkenin askerine hem de ev sahipliği yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti. NATO'nun diğer iki komuta merkezi Almanya'daki hava ve İngiltere'deki deniz komutanlığı. İzmir işte bunun için önemli. Korgeneral Ben Hodges'la NATO'daki değişimi, Türkiye'nin NATO için önemini ve NATO'nun Türkiye'ye katkılarını konuştuk. Suriye'den size yönelik bir tehdit oluştuğunda 28 ülkelik bu ittifak neredeyse rekor denebilecek bir sürede karar aldı ve Patriot bataryalarını getirdik. Bunun ne anlamı var? Bu hem NATO'nun Türkiye için ne kadar kritik önemde olduğunu bence gösteriyor. Hem de 1952'den bu yana İzmir'de hep bir NATO üssü olmuş. Bu Türkiye'nin de ittifakı olan bağını gösteriyor. Ve tabii çevrenize bakın. Orta Doğu, Balkanlar, hemen tepenizde Rusya. Böyle bir coğrafyada biz çevrenizdeki potansiyel düşmanlara da bakın burası NATO toprağı diyoruz. Bir şey yapmaya niyetlenirseniz bilin ki Türkiye NATO'dur. International... Hocas çok tartışılan Türkiye'nin Çin'den füze alma kararını da açık sözlülükle değerlendirdi. Tabii ki her ülke kendi istediği sistemi almakta özgürdür. Ama bir ittifakın içinde olmanın temel kuralı sistemlerin ve prensiplerin birbiriyle eş güdümlü olmasıdır dedi ve ekledi. But I think it's a problem. Bence sorun var. Çünkü Türkiye'nin almayı planladığı sistem NATO'nun antibalistik füze sistemine hiçbir şekilde entegre olmayacak. Modern silahlar üretilirken alt yüklenim, yazılım, taahhüt gibi bir dizi alt kalemle karşı karşıyasınız. Fişi takıp hiç sorun yaşamamayı bekleyemezsiniz. Güvenlik açıkları, siber erişim, korsanlık, bir dizi sıkıntı var. Bence NATO, Çin yapımı bir savunma sistemini kendi sistemiyle eleştirmeye hiçbir zaman izin vermez ve vermemelidir. Amerikan ya da Fransız malı almanız ya da işin ekonomisi değil önemli olan. NATO ile kullanmayacağınız bir malı alıyor olmanız. NATO'daki değişim 10 yıl sonranın NATO konsepti ve Türkiye'nin olası yeri, Korgenal Hodges'ın bu açıklamalarının ikinci bölümü de yarın CNN Türk'te ekrana gelecek.